acıktık. Acıkınca ne yapıyoruz? Acıkınca acıktım çekiyoruz. Yine acıktık. Gazi Osman Paşa Çukur Çeşme'deyiz. Bu arada kornalar çalıyor. Kanki Canbaz bugün acıktığımda tost yiyor. Yayla tosta hem meyve suyumuzu içeceğiz hem tostumuzu yiyeceğiz. Uzatmıyorum. Hadi bakalım. Tostun kralı yayla tosta. Gidiyoruz tatmaya. Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Canbaz abi hoş geldin. Hamdolsun Canbaz abi. Sen nasılsın? İyi şükür. Elhamdülillah. Acıktık. Vallahi, tamam Canbaz abi. Tost yemeye geldik. Hoş geldin Canbaz abi. Eyvallah. Nerede yiyeceğiz? Nereye oturacağız? Abi şöyle buyur. Eyvallah. Gel beraber geçelim bakalım. Eyvallah. Birol abi. Efendim Canbaz abi. Ben yıllardır gelirim, yayla tostu tost yerim. Şimdi ben acıktım da eşimi, dostumu, arkadaşlarımı bildiğim, tanıdığım, lezzetini tattığım ürünleri anlatıyorum. Acıkınca da gidiyorum, onları yiyorum ve tavsiye ediyorum. Şimdi biz yayla tosta geldik. Yayla tost ne zaman kuruldu, kim kurdu? Hem Birol abi bunları anlatsın, hem de şu lezzeti tadalım, acıktım diyelim, acıktımı çekmeye başladık. Acıkınca ne yapıyoruz abi? Tost yiyoruz Canbaz abi. Eyvallah. En kolay pratik yol. Tost yiyoruz. Ama tost her yerde tost değil. Evet. Değil mi? Kesinlikle. Şimdi siz ne zaman kurdunuz burayı abi? Şimdi Canbaz abi biz bunun öncesinde burada 45 senedir buradayız. Kuryemişçi olarak iş yaptık abi. 2009 senesinde bu tost işine geçtik abi. Tabi ben... Sana komşuyum yani sonuçta karşıda evet, evet. Kanki Canbaz beraber esnaflık yaptık abi. Eyvallah esnaflık biz de burada. Maceralı bir sonla sonlandırdık Kanki Canbaz On Store'u. Efendime söyleyeyim ama biz kuru yemişçiliğini de biliyoruz. Tost yapmaya başladığın zamanı da biliyoruz. Onun için de o ilk günkü kaliteni bugüne kadar devam ettirdiğin için de ne yapıyoruz? Devamlı geliyoruz acıkınca tost diyoruz abi. Kaç sene oldu buraya açalı şimdi? Canbaz abi buraya açalı 12 sene oldu abi tostçu olarak. İşte kardeşimle beraber açtık. Mehmet Ali abiyle. Bir de Sonar kardeşim var ama biz Mehmet Ali kardeşimle beraber devam ediyoruz. İşte 12 senedir devam ediyoruz Canbaz abi. Kuremşi'yi terfi ettik, bıraktık abi. Yani memuruz hamdolsun. Yani ıslak tost dedik abi biz buna. Sizin özelliğiniz ıslak tost. Islak tost abi ama suyla alakası yok abi. Tabii. Suyla alakası yok. Makine, özel bir makine yaptırdık abi. Herhalde İstanbul'un en büyük tost makinesi desem abartmış olmam. Doğru. 2 metre boyunda var abi, 2 metreyi. Sen aynı anda bu makinede kaç tane tost yapıyorsun abi? Abi 23-24 tane tost çıkıyor aynı anda. Yarım. Aynen, yarım ekmek üzerinden abi. Ya. Normal bildiğimiz yarım ekmek. 23-24 tane aynı anda yapabiliyoruz abi. Yani 24 tane aynı kalitede, aynı sıcaklıkta. Tabii. Beklemeden tık yok. Servis yani, alabiliyorsun. Müşteri geldi, ben işte tost söyleyeyim, 15-20 dakika bekleyeyim, böyle bir şey yok abi. Hemen müşteri geliyor abi, 3-4 dakikada en fazla karnı doyuruyor, 10-15 dakikada müşteriyi göndermiş oluyoruz abi, müşteri de içine bakıyor. Eyvallah. Şimdi tosta olmazsa olmaz, şimdi ekmeğin kaliteli olacak. Kesinlikle. Peki bak şimdi, ben hani biraz böyle bu yemek işlerine alakadar olduğum için, ekmek taze mi olacak, bayat mı olacak abi? Canımız abi, ekmek ne taze olacak ne bayat olacak abi. Yani orta halli böyle, mesela bugün fırından çıktı diyelim abi. Bir 6-7 saat geçmiş olacak abi, dinlenmiş olacak. Ekmeğin dinlenmesi. Tamam, bir de bizim ekmeğimiz abi, yani özel geliyor desem doğrudur abi, şöyle, ekmeğin içi yok. Ha, size özel mayalı. Tamam abi, ekmeğin içi yok abi. Yani müşteriye sadece ekmek gidip göndermeyelim abi, biraz malzeme diyesin yani. Evet, içini sucuk... malzemeyle dolduruyor. Tamam abi, sucuksa sucuğun tadını alsın, kavurma ise kavurmanın tadını alsın abi. Yani... Malzemeyi sesin yani lan müşteri, fark etsin. Tamam, ekmek özel diyorsun. Tabii abi. Bayat da olmayacak, çok taze de olmayacak. Orta karar olacak. Orta karar olacak. Ekmeği aldık abi. Hı-hı. Ekmekten sonra şimdi bu işin olmazsa olmazı tosta kaşar çok önemli. Kesinlikle abi. Şimdi sucuklu da yapsan, kavurmalı da yapsan, pastırmalı da yapsan, sade kaşarlı da yapsan. Tabii. Sonuçta kaşarın bir kalitesi olması lazım. Kesinlikle. Yoğunluğu ne olacak abi kaşarın, özelliği ne olacak? Özelliği kaşar? Yağlı kaşar olacak Canbaz abi. Yağlı kaşar olacak, erimesi rahat olacak abi. Mesela beşik kaşardan yapsan abi eritemezsin, mümkün değil abi. Tabii. Tamam o da güzeldir ama tost için uygun değil abi. Doğru. Ama yağlı kaşar oldu mu abi erimesi kolay, öyle böyle uzuyor abi, insan iştahını açıyor. Eyvallah sen uzuyor dedin, şimdi Mehmet Ali abi hemen bize şöyle bir ortaya bir karışık yapsın bakalım. Bütün ürünlerden şöyle neler yapacak bakalım. Ben şimdi demiyorum şunu yap bunu yap demiyorum, neler yapacak eyvallah diyorum, hepsini tadacağız. Allah.
Kaşar çok önemli dedik. Kaşar olmazsa olmazımız dedik. Kaliteli olacak dedik. Sen ilk günden beri aynı... Aynı kaşar, aynı marka. Aynı marka, aynı kaşar. Eyvallah, bu çok önemli. Değiştirmeye gelmiyor Canbaz olmaz, abi. Olmaz, olmaz. Peki sucuk abi? Abi sucuk %100 dana. Yani daha doğrusu Canbaz abi şöyle söyleyeyim. Bizim tost için kullandığımız ürünler abi %100 dana. Hepsi abi sucuk, kavurma, salam, jambon, pastırma. Hepsi %100 dana abi. Yani tavuk ürünlerine falan girmeye gerek yok girmeye abi. Gerek. Kesinlikle abi. Lezzet fark ettiriyor. Aynen abi. Hissediyorsunuz abi. Yani bir ürünün, hani hile demeyelim de. Aynen. Bir karışım var mı yok mu zaten hissediyorsunuz. Kesinlikle abi. Zaten şöyle görebilsek PS belgeleri, helal sertifikaları. Bütün belgeler var, mevcut. Var, var mevcut. Bravo, tabii. Bravo. Şimdi biraz tost yapımından bahsedelim. Şimdi malzeme ne kadar kaliteli olursa olsun. Kesinlikle. Ekmek orta karar olursa olsun. Usta onu aşkla yapmıyorsa, sevgiyle yapmıyorsa, karşıdaki insanı, onu yiyecek olan insanı mutlu etmek üzere yapmıyorsa o tost lezzetli olmuyor abi. Kesinlikle. Olmuyor yani. Kesinlikle. Ben bunu çok denedim. Mesela yani bazen tost yemeye gidiyorsunuz. Sakın yanlış anlamasın bazı arkadaşlar. Özellikle tamam burada da hastane var. Burada da hastaneler var ama özellikle hani böyle çok büyük hastanelerde, hastanelerin içerisinde kantinler var abi. O kantinlerde yapılan tostlar tost değil abi. Sıcak ekmek. Yani tost değil onlar. Sıcak ekmek. Yani zaten içindeki kaşar o kadar ince ki. Hafif böyle bir yani kurutma, saç kurutma makinesiyle bile eritebilirsin o kaşarı. O tost değil. Aramızda kalsın. Sıcak ekmek. Tost yemek istiyorsanız gerçekten malzemesinin de bol olduğu, makinesinin de özel olduğu. Artı tostun bir takım olmazsa olmazları var. Onlardan bir tanesi de ne abi? Tostu yaparken bir sıralama var. O sıralamayı şaşırdığın zaman işte kaşarı önce koyarsın, sucuğu sonra olmuyor işte. Sucuk, bunun bir sıralaması tabii, var abi. Tabii abi. O sıralamayı saysana bize abi. O sıralama Canbaz abi ekmeği abi biz önce makine zaten ağır makineler abi. Ekmeği zaten ince ekmek abi. Tamam. İçi yok dedim. Zaten ekmeği iyice eziyoruz abi makine ağır. Abi ondan sonra sucuklu yapıyorsak, sucuk kaşar yapıyorsak sucuğu bir dizip pişiriyoruz abi. Yağ bir ekmeğe akıyor abi. Tamam. Heh. Ondan sonra abi kaşar atıyoruz. İsteğe göre ketçap, mayonez, acı sos ne isterse abi. Ondan sonra zaten güzel bir şey çıkıyor abi ortaya. Yağ sürüyor muyuz? Tabii bir miktar sürüyoruz abi. Bir miktar yağ sürüyoruz. Ha, yağ tercih etmeyen oluyor. Az da olsa abi. Hiç yağsız da yapıyoruz yani abi ama az yani. Az, tamam. Evet. Eyvallah. Şimdi tostu yaptık. Hı? Tost makineden çıktı. Hı? Kestik, hı? Müşteriye verdik. Şimdi tostun bir özelliği var. Mesela tost yemeye gidiyorsanız tostu bekletmeyeceksin abi. Tabii ki abi. Şöyle bir şey var. Hani ben radyoda da çık sık söylüyorum. Çok muhabbet tezahürlük getirir. Çok uzun tostu bekletirsen aran açılır tostla. Aynen abi. Yani, muhabbet güzel olmaz. Tostu sıcak yiyeceksin abi. Evet. Yani o kaşar böyle o kıvama gelmeden lup götürmen lazım ki o lezzeti anlayabilesin. Şimdi tostun dışında başka neler var abi? Sosis var galiba. Sosis var ama sosis sanki böyle demode oldu gibi abi. Şimdi Goral'ı yavaşladı abi bizde Amerikan salatası sosisli. Yani o bizde ikinci planda kalıyor abi tosttan. Tost daha fazla. Tabii abi kesinlikle. Daha fazla. Yani. Ama şimdi tost varsa o da isteniyor. Kesinlikle arada. Abi. İstediyor. Müşteri tostunu beklerken hemen 1-2-3 dakika abi o arada bir Goral'ı istiyor veriyoruz abi. Tamam şimdi tostu söyledik. Tost yapıldı. O esnada bir de yayla tostun bir özelliği var abi. O da çok güzel. Tamam ayran da içebilirsin, gazlı içecek de içebilirsin, limonata da içebilirsin ama yayla tostta her şey meyveler böyle taze taze, kasa kasa. Hakan abi zaten onları çekti, göstereceğiz. Kasa kasa meyveler geliyor abi. Her tarz meyve var. Havucundan tut, efendime söyleyeyim işte turbuna. Bir sürü çeşidi var yani. Değişik meyve suları yapıyorlar. Meyve suyu da yayla tostta spesyal. Kesinlikle. Şimdi yes. Bir de güzel bir makine var. Aha. Ama daha çok portakala katkı sağlıyoruz değil mi? Portakal, mandalin, greyfurt o makinede sıkabiliyoruz Canbaz abi. İçine neler katabiliyoruz onları? Abi isterse yani havuç, elma, nar bunlar da var tabii bolca abi ama genelde portakal, nar karışımı daha çok istiyorlar. Zencefil ilave edebiliyoruz bak, abi. Zencefil mesela. Tabii abi. Yani, katıyor abi. Yani 12 ay abi bu meyveler devamlı mevcut abi. Yani, halden kendimiz alıyoruz. Çok güzel. Tabii abi halden kendimiz. 12 ay devamlı portakallar bulunuyor. Sen bunu söyledin, bunu izleyen arkadaşların da kulağına küpü olsun. Hani mevsimi dışında böyle hamile insanlar aşırerler ya,
o mevsimde bulunmayan bir meyve canınız çekerse yayla tosta gelsinler abi. Varmış tabii yani. Tabii. 12 ay mevcut. Standart diyor buluyoruz diyor yani. Tabii 12 ay mevcut abi. Biz çok gezdik zamanında Allah. Da meyve peşinde onun için. Herkesin başına geleceğim abi. Herkesin başına gelecek eyvallah. Abi portakal suyumuzu söyledik. Aha. İçine nar kattık. Portakal demeden Canbaz abi. Söyle abi. Mesela portakal sularını temizleyip abi sudan geçirip dolaba atıyoruz. Sonra onun bir şoklanması lazım değil tabii mi? Tabii abi dolaba atıyoruz böyle bekliyor abi suyu süzülüyor ondan sonra makine atıyoruz abi. Yani tozlu içmesin müşteri abi olmaz, ya. Olmaz olmaz. Makine zaten özel. Aynen abi tabii tabii, özel... tabii tabii tabii. Şimdi biz buraya geldik abi. Hı? Meyve suyumuzu söyledik. Güzel karışık bir meyve suyu söyledik. Hı? Güzel karışık bir sucuklu kaşarlı, kavurmalı kaşarlı, pastırmalı, full karışık. Hı? Bir toz söyledik abi. Hı? 3 kişiyiz, 4 kişiyiz. Tamam. Adam başı kaç para vereceğiz gideceğiz abi? Abi adam başı meyve suyuyla beraber değil mi? Herhalde 25 civarında gibidir Canbaz abi. 25 lira falan. He abi. Ama tıka basa doyacağız. Doyarsın abi, doymadan göndermeyiz abi. Ekmek yemeyeceğiz. Yok hem abi, kaşar, yok. Hem ekmek. Sucuklusa sucuğun tadını alacaksın abi. Kavurmalısa kavurmanın tadını mutlaka alacaksın abi. Eyvallah. Getir, getir. Öyle doğuş, getir. Kur ekmek yiyip göndermek yok abi. Tamam, eyvallah. Şimdi tamam. Tostlar geliyor. Şimdi birebir de gösterelim. Hakan abi de onları zaten yakına yaparken de çekti. Aman. Efendime söyleyeyim. Şimdi onları bir tadacağız. Şimdi ben bir itirafta bulunayım. Biz bugün yayla tosta biraz erken geldik Hakan'la. Efendime söyleyeyim. Hakan da kahvaltı yapmamış. Ben de kahvaltı yapmadım. Biz bu çekimlere başlamadan Allah sizi inandırsın. Üçer yarım yedik abi. Hatta dediler ki arkadaş siz daha bir kare çekmediniz. İki, kaç, bir, üç ekmek yediniz. Nasıl olacak bu iş dediler. Abi. Korktular biliyor musun? Korktular yani. Bunlar daha işe başlamadan böyle bir şey yapıyorlarsa bak abi şekle bak ya. Afiyet biz aynen böyle 3 tane yedik bak ben 3 tane böyle Allah. Yedim karışık. 3 tane de Hakan götürdü. Şu anda benim şeker 350 falan yani o derece ben program çekiyorum yani aramızda kalsın. Ama bak şimdi Hakan abi. Afiyet Allah olsun. Seni inandırsın. Bak Hakan abi bak 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 bak. Bak şu tosta bak abi bak. Bak bak. Bak abi bu tost 3 tane değil 4 tane de yenir abi. Bak. Böyle kıvıracaksın, 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 üstü atacaksın, tak diye götüreceksin abi. Ha. Afiyet şifa olsun abi. Eyvallah. Eyvallah. Abi şimdi kardeşsiniz siz. Kardeşiz. Hanginiz daha güzel tost yapıyor abi? Canbaz abi, ben önce başladım ama kardeşim beni geçmiştir abi ya. Yok Canbaz abi, abi usta. Ya tak, el almak güzeldir ama usta, usta sensin. Hani bir söz var ya Canbaz abi. Boynuz kulağa geçer diye. Ha. Benden sonra başladı ama beni geçmiştir abi. Eyvallah. Ne güzel abi. İki kardeş birbirine övgüler yağdırıyor. Ha. Eyvallah. Şimdi bir de Birol abi bize tam neredeyiz? İnsanlar bu canım lezzetlere nasıl ulaşacak? Canbaz abi yerimiz Gazi Osmanpaşa. Zaten abi 40 senedir aslen Çankırı'yız ama 40 senedir Gazi Osmanpaşa'dayız abi. Gazi Osmanpaşa Medikal Park Hastanesi'nin tam karşısındayız. Işıklarda. Yani yerimiz kolay abi. Eyvallah. Şimdi bak ne güzel. Acı sos geldi. Patatesimiz var abi. Patates. Tak daldırıyorum. Köy sandığı yapıyorum. Bak burada da zeytin var abi. Karatavuk. Tamam mı? Bu tostun yanında süper gidiyor. Süper gidiyor. Aynen abi. Abi sucuk özel. Dikkatimi çekti. %100 lan abi. Sucuk bir kere tosta girdi, makineye girdi, küçülmedi abi. Aynen oldu abi, gibi kaldı. Kesinlikle. Bu neyi gösteriyor? Bunda soya sosu yok abi. Yok abi. %100 dana sertifikaları yok. Var abi. Abi ama müşteriye parasıyla kötü mal yedirmeyelim abi ya. Doğru. Değil mi abi? Bak turşu da geldi Hakan abi. Görüyorsun turşu da geldi ama bize ilk etapta gelmedi. Bak ne zeytin geldi ne patates geldi. Neden? Çünkü bunları verecek vakit bulamadılar bize tost yapmaktan. Biz löpür löpür götürdük tostları. Şimdi kaşarlı sucuklu geldi. Arkadaşlar bize özel yine tost hazırlıyorlar ama ben vallahi zahmet etmeyin dedim. Zaten geldiğimizde yedik. Maşallah bunu da götürdük. Meyve suyu tadalım istiyorum. Meyve suyunu tattıktan sonra da artık yavaş yavaş doyduk. Acıktığımı tamamlayacağız. Birol abi sağ olasın. Sen sağ ol Canbaz abi. Ayağına sağlık. Allah kazançlı, bereketli işte. Gel Mehmet abi getir abi. Cümlemize Canbaz abi. Allah kazançlı, sağlıklı, helal kazançlar nasip eylesin. Cümlemize inşallah. Hile yapmadığın sürece kazanıyorsun abi. Kesinlikle Canbaz abi. Hile oldu mu bir işte hile oldu mu. Bak mesela şunu hile yaparsan böyle olmaz mı? Şimdi bak görüyorsun abi. Bu nar suyu. Orijinal nar suyu. İşte hile olmadığı zaman nar suyu böyle köpürüyor. Orijinal. Burada ne var? Havuç suyu var abi bak. Havuç suyu abi. Harika havuç suyu. Mükemmel. Bu orijinal katıksız portakal suyu.
Bu da elma suyu abi. Bu be yeşil elma. Yeşil elma. Yeşil elma suyu. Tabii. Bak. Yani süper. Bir de ne yapıyorsunuz Hakan abi? Bunların hepsinden karışım yapıyorsunuz. Kokteyl böyle. Kokteyl oluyor. Tabii. O jumbo. O akaretler yokuşunu böyle. Tabii. Beşinci vites çıkıyorsun yani. Bilmem ben anlatabildim mi? 12 ay. Çok fazla derine girmiyorum. 12 ay her gün. Var. Var abi. Her var abi. Gün. Eyvallah. Sürekli. Şimdi ben bunların içerisinden havuç suyundan tadacağım. Bismillah. Abi çok güzel ya. Vallahi afiyet çok güzel. Sağ olsun abi. Bülent abi sağ olasın. Sen sağ ol Canbaz abi. Ayağına sağlık. Bizi ağırladın. Teşekkür ederiz. Biz burada olmaktan keyif aldık. Allah razı olsun Canbaz abi. Biz çok keyif aldık. Bizi doyurdunuz. Hakkınızı helal edin. Abi. Ayağınıza sağlık Canbaz abi. Şimdi arkadaşlar size nasıl ulaşacaklar? Abi bize nasıl ulaşacaklar? Gazbaşı Medikal Park Hastanesi'nin tam karşısında köşede ışıklardayız. Tamam. Telefon numaranız kaç abi? 0212 417 87 66. Bir daha söyle abi. 0212 417 87 66. Şimdi paket servis var ama belirli bölgelere kadar. Paket servis var Canbaz abi fakat abi belirli yemek siteleri vardı. Abi oradan çıktık. Anca buraya yetişiyoruz. Bu bölgeye. Zaten zor yetişiyoruz. Aynen abi ya. Bir de şu var abi. Hı? Tost dedim ya, tostçu da yenir abi. Kesinlikle ya. Abi. Bir de tost söylediğin zaman o tost olmaktan çıkıyor abi. O buharı kaçmadan da abi, sıcaklığı gitmeden. Olma. Tostlu evet. Tostsuz. Aynen. Bir özellik. Eyvallah. Mehmet Ali abiye, sana, arkadaşlara çok çok teşekkürler. Biz Mehmet teşekkür abi, eline sağlık. Bütün meyve suları falan her şey. Bu yakıştelik anlatayım. Gelsin o da yanıma bizim şöyle. Bu bizim hamzamız. Bu veliaht mı şimdi bu? Bu bizim veliahtımız. Veliaht. Eyvallah. Sen tost yapmayı öğrendin mi? Öğrenmemiş daha. Öğrenecek inşallah. Hamza Muhammed. İsmi güzel kardeşim. Maşallah. Arkadaşlar. Evet. Acıktım. Sona eriyor. Kanki Canbaz. Ne yapacağımız belli olmaz. Bugün acıktık. Tost yedik. Kim bilir bir sonraki acıktığımda canımız ne çeker, nereye gideriz, ne yeriz, ne içeriz. Ama şundan eminiz. Biz arkasında durduğumuz, daha önce tattığımız, lezzetine kefil olduğumuz, acıkınca sizin de gidip gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz ürünleri, materyalleri, malzemeleri, yiyecekleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Acıktığımda bir sonraki bölümde buluşalım. Kendinize iyi bakın. Hakan abi, nar suyunu sen iç. Nar suyu senin olsun. Ben bu avuçu götürmeye devam edeceğim. Priyatno fala. Görüşelim inşallah. Hadi bakalım.